Evet, tavuğumu yıkadım, koydum ocağa. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Tavuğu da böyle iri iri koyuyoruz, yani parça küçük küçük parçalar değil, çünkü fırına atacağız ya, o yüzden çok böyle büyük olması lazım. Bu malzemelerim 3 tane patlıcan güzel böyle küp küp doğradım. Evet, malzemelerim burada. 3 patlıcan doğradım. 2 tane de kabak, 5 tane sıvı biber, 3 tane de normal çalıston biber, 5 patatesimi doğradım. Uzunca böyle güzelce doğradım. Şimdi tek tek tuzlayıp yağda kızartırım. Bir tuzluyorum önce. Sonra tuzunu ayarlarsınız. Evet, bolca yağ koydum. Çünkü zebzemi kızartacağım ya, yağ bol olması lazım. Şimdi koyuyorum. Yağım kızardı. Güzel tek tek kızarttım. Biberlerini de kızarttım böyle. Üstüne döküyorum. Ondan sonra patlıcanları da kızarttım, döküyorum üstüne. Şöyle dağıtıyorum. Kabaklarımı da kızarttım. Hepsini tuzladım, kızarttım. Sonra ne tuz ne yağ koymuyorum yani. Evet, şimdi sosunu hazırlayacağım. Şimdi sosumu yapmaya başlıyorum. Bir tatlı kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası. Bir çay kaşığı karabiber, kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da kekik. Evet. Etimi kaynatmıştım ya, et suyuyla şimdi sosumu hazırlıyorum. Birazcık koyacağım şimdi, bunu karıştırayım bir güzel önce. Şöyle. Bu sosta bütün malzemelerimi soslayıp öyle fırına atacağım. Et suyuyla, tavuk suyuyla sosumu hazırlıyorum. Evet, sosumu döküyorum böyle güzelce. Karıştırıyorum. Sosumun hepsini karıştırdım böyle. Tavuğa da biraz o sostan döktüm. Şöyle güzel karıştırdım. Tavuğumu da ilave ederim. Ve güzelce karıştırdım. Şimdi hepsi hazır. Düzeltelim şimdi. Fırına atarız. Evet, 4 tane biberim var üstüne koymak için. Bir de bir tane domatesim var. Şimdi onları şöyle keseyim. Üstüne koyayım. Evet, yemeğim hazır. Şimdi fırına atıyorum. 150 derecede 15 dakikada pişecek.